Ana. Mekmerasyana girak anasın. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyetle ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paşinyan, olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini fakat şu an görevinin Ermenistan'daki dengeyi ve ulusal güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. 15 maddelik 6 aylık bir eylem planı yayınlayan Paşinyan, tamamen çözüm ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda resmi bir müzakere sürecini eski haline getirmek istediğini ve halkının halen etnik Ermeniler kontrolündeki topraklara geri dönmesine öncelik verdiğini bildirdi. Paşinyan ayrıca Dağlık Karabağ'ın yasal statüsünü ele almak, askeri reform yapmak, seçim yasasını düzenlemek, koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomiye odaklanmak istediğini söyledi. Paşinyan bu açıklamasının bölgedeki halka evlerini ve hasar görmüş altyapıyı onarmasına yardım etmek, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine mali yardım sağlamak ve yaralılara uygun şekilde bakmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Öte yandan yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için gerçekleştirilen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken sabah saatlerinde başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı. Yolu kapatan bir protestocu grubun üzerine bir sürücü minibüsünü sürdü. Bir kadının hafif yaralandığı olayla ilgili minibüs şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Erivan'da yol kapatma eylemlerinin başlatılması üzerine birçok yolda ve caddede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ifade edildi. Protestocuların başlattığı yol kapatma eyleminde 5'ten fazla caddenin trafiğe kapatıldığı belirtilirken hemen hemen her noktada polis protestoculara müdahale etti. Megafonlarla Suşe'yi sattın, hain Paşinyan bu ülkeden defol şeklinde slogan atan göstericilere polis müdahale etti. Bazı protestocular polislere direnirken gözaltı merkezlerine götürülen protestocu sayısının 20'yi aştığı aktarıldı. Azerbaycan'daysa zaferin yankıları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken hızla yayıldı. İlahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Muhammeden Resulallah. Hayyalassalâh. Hayyalassalâh.